Selamlar arkadaşlar, ben Blue Baraton. Bugün birlikte Hades oyununa devam ediyoruz. Hemen hızlıca başlayalım. Şu an bakayım, 2 titan kanı, 5 anahtar var, 58 taş, 122 mor. Biraz da hızlı gidiyoruz da biliyorsunuz. Önceden bir geriye dönmek zorunda kalmıştık. Kayıt silinmişti ama onun için ben de gerekeni halletmeye çalıştım. Bu arada ses ayarımız biraz yüksek kalmış. Hızlıca azaltalım şunları. Benim sesim rahatça duyabilirsiniz diye şöyle bir geri gel, tekrar gel. Tamam, bu şekilde herhalde daha rahat olur. Hemen şöyle hızlıca bakıp geçiyorum oyalanmadan. Hades bir şeyler diyor. Bu arada taşları kullanabileceğiz. Bu güzel. Tamam, başka bir şey demiyor. Hemen şöyle bir bakıp geçiyorum hızlıca yine. Buralarda ekstra bir şey yok. Bir tek aşil bir şey diyor. Önemli galiba. Evet, artık kodeksi de açtı. Bilgiler buradan gelecek, takip edebileceğiz. Tek tek şunları, görmediğimiz şeyleri de tıklayıp bir görmüş olalım. Bu tarafta bir şey yok. Diğerlerini şöyle bir bakayım. Şunları bir görmüş olalım. Bu taraf tamam. Sonradan görmediğimiz şeyleri en azından fark etmemizi sağlar. Şöyle hızlıca geçebilseydim iyiymiş. Tamam, bu tarafta başka yok. Şöyle bu hediye verdiklerimiz falan görünüyor. Güzel. Bunları da aradan çıkarmış olalım. Başka bir şey var mıydı? Bu taraf var. Yaratıklar. Onları da bir hızlıca. Bayağı bir şey varmış aslında. Git gel çıkıyor ortaya. Bunları da en azından yapmış olalım şöyle. Aslında bunları düşünüyorum da ben kayıt dışında şöyle bir tıklayıp geçebilirdim. Neyse, en azından siz de şuradaki resimlerden en azından yeniden hatırlamış oluyorsunuz bazı şeyleri. Yani unutanlar için. Nektar tamam. Keşfedilmemiş diyor. Burada herhangi bir şey yok. Tamam. Evet, keşfedilmemiş. Tamam. Şimdi şu şeylere bir dönelim. Bunlardan hediye vermediklerimde buradan takip edebileceğim. Yalnız bakayım. Evet, tamam. Şimdi bazı kalplerin üzerinde bakın bu hediye şeyi var. Bunlara çok verdiğim zaman acaba değişir mi? Mesela Sharon'a vermişim. Onun dışında mesela Hades'e bakın, o işaret yok. Vermemek lazım ama belki de çok verirsek sonradan etki eder mi acaba? Mesela bir tane verince bir şey vermiyor ama kızıyordu hatırladığım. Sonrasında bir şey olur mu? Bunlardan verdiğim Athena var. Onun dışında Artemis'e vermişim. Bunlara hep böyle karışık vermeye devam edeceğim. Karşılaştığım zaman bakarsam daha iyi olur. Hemen hızlıca devam. Bu tarafta tam şu köşede bir şey mi vardı, yokmuş. Hemen hızlıca devam ediyoruz. Şurada hemen taşları kullanabiliyoruz. Evet, şimdi bu yer altında şu kutu sayesinde başarımları, hani şeyleri kullanmak için, özel nesneleri değiştirmek için havuzu geliştiriyor. %10 daha fazla can veriyor. Şu da işte şunlardan beşer altın çıkıyor. Altın vazo vesaire bulunca. Biz buradan şu havuzu geliştirmeye devam edebiliriz. Ne kadarımız vardı bizim? 50 falan vardı sanırım. Taş. Şunu geliştirmeye devam edelim. 20 verelim. Biraz daha fazla can versin. İhtiyacımız olabilir. Ve yenisi geldi. O da 40 istiyor. Şunu yer altında şimdi gelmesine açmadım ama başarımlara göre karar verir. Saçlar beklesin. Bir 40 olunca yine kullanıcı 38 var. Dinle diyor. Şuna bakalım. Bro, bunlar ne işimize yarayacak bilmiyorum da şu an Mijira ile bir konuşalım hemen hızlıca. Kendisine de hediye verebilsem aslında güzel olurdu. Lacivert olmuş ama nektarım yok. Devam. Şimdi buraya geçmeden önce bu tarafta bir şey var mı? Bu tarafta hazırda bir şey görmedim. Yatma olayını kullanabiliyor muyum? Yok, şimdi değil. Burada neler var? Bir bakalım hızlıca, başarımdan almamız gereken bir şey de olabilir. Hala buluşmadığım kişiler görüyorum. Burada yetenekler hala bekliyor. Onları takip edeceğiz parşömenden. Burası açılmış. Avcılıkla alakalı.
Herhalde bu şeyle mi alakalıydı? Nesnelerden biriyle. Her neyse. Artemis'in yeteneği falan diyor. Herhalde onun yeteneklerini mi alacağız? Tamam. Burada keşfetmediğimiz şeyler var. Devam. Burası komple bekliyor. Şu silahla alakalı, kılıçla alakalı yetenekler sanırım. Devam. Burada taş veriyor. Bu da kodekse yeni bilgiler geldikçe falan oluyor galiba. Şurada da henüz açılmamış bir şey var. Tek tek hepsiyle buluşmamı istiyor yeniden. Üç nektar verecekmiş. Aslında ben bunu tamamlayıp almışım galiba. O yüzden siyah. Tamam, biz bunu yapmışız galiba. Devam. Hemen şuraya bakalım. Pardon, yanlış yere tıkladık. Şimdi bunların hepsini maksimuma getirmişim zaten. 122 elimde kalmış. 5 anahtarla bunu açabiliyorum ama açmadığım bir silah kalmıştı. Sanırım bu silahı alalım, sonra burayı açıp puanları verelim. Hem mor puan da biraz daha biriksin. Devam edelim. Biz mızrağı açmamıştık sanırım. Şununla da bir konuşalım hemen. Evet, şimdi buradan bir tek şu mızrağı açmadım. Mızrağı açacağım ama şu an bonus şeyde olduğu için kılıçta %20 mor puan bonusu. Kılıçtan gideceğim ama bunu da açalım. Açılmış olsun. Tamam, bakın bu başarımı da hallettim diyor. Bu silahla ilgili başarımlar da eklenecek sanırım. Bir kere kullanalım bakalım. Şöyle vurabiliyoruz. Basılı tutup şöyle maksimumda güçlü bir savuruş. Sonra özel saldırıda ileri fırlatıyoruz. Geri alabiliyoruz. Ve de ileri doğru kayıp şöyle savuruş yapabiliyoruz. Şimdi bunun saldırılarına bir daha bakalım. Bir normal saldırısı var. Şu mesela, pardon, bu değil. Fırlatma da iyiymiş aslında ama basılı beklersen fark etmiyormuş. Ama bu kullanılabilir. Bir de şu muydu? Hangisiydi buydu? Basılı bekleme olayı. Bu bayağı güçlüye benziyor. Buna bir daha sonra bakarız. Şimdi kılıç bonus verdiği için şu kılıca bir geçelim. Şunları yine yap dedi. Bir yapalım hızlıca. Bu sefer kılıçla gidiyoruz. Şuna bir daha bakalım. Yeni bir şeyler açtık mı? Evet, 3 tane yeni açmışım. Biz şimdi bunu kullanıyoruz. Bu 8 karşılaşma sonra gelişecek. 50 yerine büyük ihtimal 75 can dolduruyordu. Öyle hatırlıyorum. 75 candı. Şimdi bunu alırsam bu markette satış yapan Sharon muydu? Her neyse, onun verdiği nesnelerin süresini 4 karşılaşma uzatıyor. Mesela o 6 karşılaşma diyorsa bununla 10'a çıkacak. Tabi bunları geliştirebiliriz. Tek yıldızda şu an kullandıkça. Bu baykuş broşu mu artık, her neyse, kolyesi mi, ne diyor? Athena ile ilgili yeni bir özellik bulursam %10 ihtimalle daha kaliteli olabilirmiş. Bu da Artemis'le ilgili %10 ihtimalle kaliteli olabilirmiş. Bunları sonradan alacağım. Şimdilik Boyo'nun bizim ölüm kovucusundan faydalanalım. Ve şimdilik bonus verdiği için kılıçla gidiyoruz. Aynen, devam. Haydi bakalım. Bakalım karşımıza kim çıkacak. Nektar buldukça da hediyeleri takip edeceğim. Vermediğim kişilere vermeye çalışacağım hep. Evet, karşımıza kim çıktı? Poseidon. Güzel. Hemen başlıyoruz. Şimdi şunu hatırlayalım. Kılıç aldık. Kılıç aldığım zaman normal saldırıya ağırlıklı gitmek istiyorum. Fakat Poseidon direkt epik ve de tek sundu. Acaba bu değişti mi? Çünkü bize 3 tane sunuyordu. Şu an bir tane. Oyunla ilgili bir güncelleme mi oldu? Direkt epik verdi. Çağırma yeteneğinden faydalanıyoruz. Impervious diye bir şey diyor. Bakayım neymiş? Ha, hasar almamızı engelliyor 1,2 saniye ve de bizim normal dalga hasarımız 350 oluyormuş. Çağırmayla yaptığımız normal hasar. Ve 7,2 saniye falan kullanıyoruz galiba. Çağırma barı aşağıda, vurdukça, savaştıkça, doldukça kullanabileceğiz. Başlangıçta bize ikisini doldurmuş. Ama biz gerisini dolduracağız sanırım. Haydi bakalım, bugünkü olayımız başlasın. Gelin bakalım. Aa, kaos da açık.
Güzel. Direkt Kaos'a inebiliriz. Daha ilk kapıda çıktı ama bir sonraki bölüm taş verse de Kaos'a iner. 21 can verdik. Doldurabilirsek sonra dolduracağız. Direkt başlar başlamaz gelmesi iyi oldu. Kaos'tan belki güzel bir şey çıkarırız. Belki de Kaos var diye mi tek sundu diyeceğim ama. Bakayım buraya bir şey dedi. Kaos'u tanıdık manasında herhalde. Bunu 20 kere daha karşılaşmam gerekiyor. Şurada bir şey var, hemen bakalım. Tamam. Bunun dışında şuralarda bir şey. Bakın 3 tane kapı vardı. 3 aynı yere gidecek herhalde. Şurada bir şey mi vardı? Yok. Hemen bakalım. Evet, Kaos'la da karşılaştık. Güzel. Daha başlar başlamaz karşılaşmak iyi oldu. Çünkü herhangi kötü bir şey olduğunda en azından hemen baştan yeniden başlayabiliriz. Ne diyor şimdi? Sonraki 3 standart karşılaşmanda canavarlar %45 fazla olacak. Ama senin özel vuruşun %44 fazla hasar verecek. Ben normal saldırıya yüklenmem gerekiyor şu an. Bonustan dolayı kılıcı aldık. Bu da 4 karşılaşma boyunca ileri atılmam %40 menzili az olacak. Ama sonrasında 39 can alacaksın. 4 karşılaşmada. Bakın bu iyiymiş. Biraz ileri doğru atılmamız kısa olacak ama sorun olmaz. 3 karşılaşma boyunca %258 tuzaklardan fazla hasar alırsın ama %45 fazla altın bulursun. Tuzaklara dikkat edersek işe yarar da şu can doldurmayı alalım çünkü 21 can feda ettik. Menzilim biraz kısaldı. Bakın şöyle küçük oldu. Küçük biliyorum ama olsun. Ha, 3 kapıda farklı değilmiş. Güzel. Taş var, mor puan var, anahtar var. Şimdi taştan bize az bir şey lazımdı. O yüzden taşı seçeceğim. Normalde şurada mor puan ve anahtar da bizim için öncelikle anahtara bolca ihtiyacım var. Ama taştan gidiyorum. Hem de şu 3 odadan birinde yapabilirsem en azından bu yeteneği de almış olacağız Kaos'a gelip. Evet. Gelin bakalım. Gelin bakayım şimdi. Kısa düşünce biraz tabii kötü oluyor ama 4 oda için geçerli. O yüzden çok dikkat edersem 4 odada hem canımı da doldurabilirim. Eyvah, lazer geldi. Şurada biraz hasar yedim. Şu lazere bir dikkat edelim. Güzel. Birazcık hasar yedim ama sorun değil. Şimdi o 39 can doldurma olayı nasıldı bakayım? Pardon. Şuradan mı? Yok. Bu 39 can doldurma olayı bu 4'ü de bittikten sonra mı olacak acaba? Bilmiyorum ama öyleyse 21'in altına düşmemem lazım. Onu bir takip edelim. Şimdi mor puan var. Burada başka bir şey var mı? Görünmüyor. Tamam. Şunları da henüz açmadığım için bunlardan bir şey beklemiyorum. Devam. Ya önümüzdeki 3 odada da dikkat edelim. Sonrasına bakacağız. Güzel. Onu vurdum uzaktan. Gel bakalım. Güzel. Onu da direkt şunu da vuralım hemen. Güzel. O da tamam. Gel bakalım. Vurdurmadan. Sen de gel. Dokundurmadan halledelim. Güzel. Bombayla hallettik. Yenileri geliyor. Şu kristali bir alabilirsem iyi olur. Kaç kaç. Evet, orası temiz. Şunu da bir alalım. Güzel, orası da temiz. 12 mor puan. 10 yerine 12 veriyor. Güzel. 2 tane yer kaldı. Burada da maksimum can arttırıyor. Bu da iyi. Hemen devam edelim. 2 odada daha durduktan sonra 39'u veriyorsa hem de canı tam doldurma durumum olur. Hem de şu yeteneği kullanmak için... Eyvah, orada hasar yedim. Kaçamadım. Köşeye takıldım. Kaç kaç. Bir de bununla da çok kaçamıyorsunuz işte. Kaymanız biraz düşük. Gel bakalım. Şurada bir tane daha var. Fırsat verdirmemem lazım. Güzel.
Harika. 30'a düştüm. Çok bir şey gitmedi. Şuradan da bu arada ne geldi bize bilgiye? Tamam, nektarı biliyoruz. Başka bir şey geldi mi? Hemen şunu bir alalım. Güzel. Sadece 20 eksiğimiz var. 39 gelecek. Bir odaya daha girdikten sonra geliyorsa eğer, doğru anladıysak, doldurmuş olacağız. Şimdi burada taş var ama yanında mini patron var. Şu mor puandan gideyim ben. Biraz daha güçlenmeden çok onlara yönelmeyeyim hemen. Ama mayıncı. Hem de zırhlı. Tamam, biri halloldu. Daha da var. Kaç. O da temiz. Daha gelecek galiba. Şuradaymış. Hem bakalım. Evet, yenileri geliyor. Neler geldi bakayım. Büyücü var. Şu büyücüleri bir halledelim. Çünkü bunlar uzaktan saldırı falan yapıyorlar. Şimdi şunu alalım. Biri tamam. Güzel. Tamam, temiz. Bu arada 39 maksimum cana eklendi sanırım. Bir anda bakın 114'e çıktım. Bu daha iyi oldu. Maksimum can verdiğine dikkat etmemiştim. Bu çok iyi oldu. Bu canı biraz daha doldurursam harika olacak. Şunu alalım. Şimdi burada market, burada altın var. Onu öğrendiğimizde iyi oldu aslında. Ben normal can dolduracak sanıyordum. Biz aslında maksimum can için uğraşmışız. Çok güzel. Kaos yine çıkarsa yine gidebiliriz. Deneyebiliriz. Altınım az. O yüzden altından gideyim. Markete gitmenin şu an manası yok. Nektar da yok zaten. O zırhlı geldi. Gel bakalım. Bununla yakın dövüş yapıyorum bu kılıçla. O yüzden şimdi bu zırhlıyken kayacak. Heh, ona dikkat edeceğiz. Bu hareketi yapınca. Tamam, artık zırhı bittiği için hareketini yaptırmayalım. Güzel. Neredesin? Bu da zırhlı işte. Dikkat edeceğim. Gel bakalım bir hamle yapalım şöyle. Şimdi yine kaçalım. Yapsın hareketini. Güzel. Zırhı varken böyle. Yine kaçıyoruz. Tamam, zırhı bitti. Şimdi durmadan yapıyoruz. Ve bunlar da mini patron tadında. Biraz daha evet mayıncı çıktı. Ama şöyle kuru kafaları bir alalım. Tabii şu zırhlı olduğu için yanında da durmamam lazım. Kuru kafaları da hemen tek vuruşla almam lazım. Güzel. Nerede şimdi bu şeyler? Şunu bir alalım da alamadık. Almışız herhalde, tamam. Kaç bakalım. Güzel. Şimdi zırhını bir bitirebilirsem. Aynen. Şimdi vurdurmayalım şöyle. Güzel. Halloldu. 100 altını aldık. Şimdi çekiç var. Çok güzel. Bu tarafta da Dionysus var ama mini patron var. Çekiç geliştirme için önemli. Normal saldırımızı daha güçlendirelim. Evet, burada bir mücadele var. Bakalım ne isteyecek. Hepsini temizleme 45 saniye mi? Genelde ikisi vardı hep. 45 saniye, tamam. Dolanmam yeterli. Çok ortada durmadan. Yakın olmadan. Bakın büyücüler çok fazla atacak. Onlara bir tuzağın içinden geçtim. Bu büyücülere çok dikkat etmemiz lazım. Topluca çok fazla atıyorlar. Mümkün olunca biraz oyalanarak gitmeye çalışıyorum. Soğukkanlı davranmaya çalışıp morlardan uzak durmaya çalışıyorum. 10 saniye kaldı. Birazcık oyalanabilirsem. Şöyle. İyi bak, köşeye sıkıştım. Neyse, kurtardım. Bir anda hareket edemedim. Evet, gittik. Çok güzel. Sadece dolanmak gitti burada. Çekici aldık. Harika. Bakalım. Şimdi üçünde de parşömen var. Üçünü de seçebiliriz. Normal saldırımızı zırhlılara karşı %300 güçlendiriyor. Normal saldırıyı bekleterek temel hasarı 25'e çıkarıyor. Herhalde normal hasar yaptıkça 25 temel hasardan vuracak. Bu da normal saldırımıza büyük indiriş diyor. Hani böyle bir odun kesme gibi bir hareketle 90 diyor. Bunu ben pek beğenmemiştim ama şimdi onu almayacağım ama ileride bir kere alıp geçebiliriz.
Şimdilik zırhlara karşı %300 diyelim. Zırhlar geldiği zaman hızlıca işini bitirebilelim. Hem de şu parşömen işareti de gelir herhalde belki az sonra. Neyse, onu başarımı yapmış olduk aslında. Şimdi şurada bir market var. Altınımız da var. Ne zaman diyor odaya girersen canının %10'u dolar diyor. 3 odada geçerli. Bu güzel. Bunu alabilirim. Canım şu an 114 maksimum. %10 da 11,4. Eksik olan da 11. Yani bunu alırsam canım tam doldurma imkanım var. Tuzakların %500 fazla hasar vereceğini söylüyor. Bu çok önemli. Mijira ile savaşırken tuzaklara çekince hızlı bir şekilde tuzaklar onun işini bitiriyor. %500 fazla. O yüzden bunu ne zaman görsem almak istiyorum ama daha başlığında görünce pek belki gerekmiyor ama 6 karşılaşma içinde Mijira'ya ulaşırsak ki ihtimalimiz var. Kaç oda geçtik? İşimize yarar. Şunu bir alacağım bir. Hareket hızı veriyormuş. Bunu almayacağım. Şunu alalım. 3 odada da 110 canımız da olsun. Gerisi dursun. Markete falan gideriz belki. Hemen kapıya bakalım. Şimdi bakın burada Athena var ve mini bir patron var. Canımızı çok kaybetmezsek tamamen doldurma ihtimalimiz var. Gidelim. Başka da bir şey görmüyorum. Mijra için tuzakları da hazırladık ama 6 odada buna ulaşmamız lazım. 2 bombacı geldi. Şimdi bunlar aynı mantık. Bakın zırhlı oldukları için çok iyi vuruyorum. Ve bir anda zırhları bitti. Hasar yedim maalesef. Oo, yine yedim. Dikkatsiz dikkat kaç kaç. Sürekli hasar yiyorum. 4 kere hasar yedim bu kadar da. Ay, ben kayamıyorum. Bir şey oldu. Yavaş gitti. Neyse olsun, toparlayacağız onu inşallah. Gel bakalım, at bombanı. Tamam. Tamam, şimdi oldu da. Biraz fazla hasar yedim. Sorun etmiyorum. Bu arada bir tane nesnemizin seviyesi atlamış. Bakayım. Evet, dişin artık karakter öldüğünde 50 yerine 75 canla doğacak. Bu arada bizim bir ölüm kovucu gitmiş. Hiç dikkat etmedim. 200 biriktirmeye çalışalım. Tekrar onu dolduralım. Ben bu arada nasıl öldü o karakter? Herhalde az önce falan oldu galiba. Dikkat etmedim. Neyse önemli değil. Dediğim gibi 200 altın yaparsak Mijra'yı yenince doldurma imkanımız olabilir. Altına ağırlık vereceğiz. 104 altın toplamam lazım. Şimdi üçünü de almam yetiyor. Özel yeteneği güçlendiriyor. Yansıtma ekliyor. %83 güçlendiriyor. Kristal fırlatmayı güçlendirip yansıtma ekliyor. Hediyeden 102'ye çıkarıyor. İleri doğru atılmamı güçlendirip yansıtma veriyor. O zaman ben ileri doğru atılmayı kullandığım için bunu yapalım. Hemen buraya da bilgi eklendirdi. Tamam. Şimdi oradaki şeyi de almış olduk aslında. Bir başarımı da oradan yaptık. Şimdi anahtar veriyor. Bana altın lazım acilen. 200'e ulaşmam lazım. Aslında baştan 200'ü kenara koymak iyi olur ama durumu itibariyle gerekli diyorsunuz. O yüzden 200'ü yapamadan Nijira'ya gidersem şey olacak. Yani dolduramayabilirim belki. O yüzden. Güzel. Güzel, bu tarafı temizledik. Burada büyücü varmış. Yığın var. Hemen şunu bir halledelim. Oh. Zırhlı büyücü geldi sanırım. Güzel. Şu büyücüyü bir halledebilirsem iyi olur. Zırhlılara da fazla vuruyordum. Zaten işi bitti. Güzel. Şunları da kuru kafaları da bir halledelim. Güzel. Burası da temiz. Şunlar kaldı. Harika. Sadece yapacağımız şu aslında. Bir 54 can dolduracağız. Bu bir şeyleri toplayarak belki yine yaparız. Ona çok takılmıyor. Abi ölüm kovucu doldu bizim. Az önce yoktu. Ben de diyorum harcadık mı ne oldu? Nasıl doldu bu yine? Az önce kapalıydı. Şu şeyi herhalde seviye atlayınca bunu böyle gösterdi herhalde. Kapıdan geçince de düzeldi sanırım. Bir oyun hatası olsa gerek. Ben de diyorum hiç kullandığımızı görmedim. Neyse anahtarı alalım. Güzel düzeldi. İyi gitmemiş. Sadece bizim 54 cana odaklanmamız gerekiyor. 4 oda kaldı. Mijra'ya ulaşmam da gerekiyor aslında bir yandan. Ben yine de 200 altına odaklanayım da ne olur ne olmaz. Çok gerekirse. Şimdi bunlar zırhlı.
Bunlara fazla vuruyordum. O özelliğim gitmiş ama 3 karşılaşmaydı. Şunlara bir karşılaşalım bakalım. Gene. Ama yine iyi vuruyorum. Şöyle biraz kaçarak yaparsam. Bak. Çok güzel. O tamam. Bakın hemen yakaladık ve işleri bitti. Çok güzel. 12 daha mor puan. Harika. Şurada bir market görüyorum. Ona bakın. Bu arada burada güçlendirme. Burada Ares var. Güçlendirmeden gidebilirim. Şimdi 3 odada can doldurma. Bakın bu yine alalım. %10 önemli. Onun dışında bu bu şey ekstra sandık geliyordu. Ödül için yaratıkları temizliyorduk. Bunu alabiliriz. Belki canla alakalı gelir. Can olmazsa mor puan veya taş gelir. Hepsi işime yarar. Şu da kristalimizi bir arttırıyor. Gerekmiyor şu an. Altını biriktiriyordum ama ne yapalım? Can doldurmak için önemli. Şu da bizim için bir mümkün odada hemen çıkaracak bir tane sandık. Onu kullanırız. Şimdi şöyle bakınca şuradan güçlendirmeye gidelim. Hem de büyük ihtimal sandık olacak orada. Mayıncılar var. Hemen şunları bir alalım. Eyvah kaçamadım. Kaymıştım ama tutturamadık. Şu mayıncıları da bir alalım. Kaç kaç kaç. Çok güzel. İyi kaydım orada. Bakın başka var mı mayıncı? Şurada var. Nerede? Burada. Tamam, o da temiz. Bir tane daha var. Nereden attı onu? Sandık da var. Gel bakayım. Tamam, o da gitmiş. Şimdi güçlendirme burada, sandık da burada. Sandığa bakacağız. Şimdi bir ileri doğru atılmamı geliştirebilirim. 12'den 18'e çıkıyor verdiği hasar, yansıtması aynen geçerli. Çağırma yeteneğimiz çok kullanamadık hiç. Onu arttırabilirim. Ben bunu satabilirim aslında. Çünkü şu doluyor falan hiç takip etmiyorum. Sonra çağırmamız falan gerekiyor herhalde. F'ye basıp. Hiç takip etmedim. O yüzden ben ileri atılmayı geliştireyim. Şunu belki Mijra'yı yenersek satarız belki altın için duruma göre. Ya da patronda kullanılabilir. Şimdi şunu ne veriyor bize, ona bakalım. 100 altın veriyor. Aslında iyi olur, 153'e çıkarız. Sonra ne var o da bakayım. Market ve maksimum can. Büyük ihtimalle de şey olacak. Mijra'ya gideceğiz. Ben o yüzden altını burada arttırayım en azından. Ekstra da Mijra'nın olduğu odada biraz altın toparlayabilir. 200'e tamamlarsam işime gelir. Ama burada yüzünü de alamıyoruz. O da var. Riske atmaya gerek var mı? Patron öncesi. Çünkü 73 canım var. Neyse riske atalım. Temizle diyorsa hepsini hızlıca temizlemeye çalışırız. Ne diyor? Hepsini temizle. Tamam. Oyalanmadan yapmaya çalışalım. Kayabilir miyim acaba? Büyücü gördüm. Büyücüye gidelim. Çok uyuyor çünkü. Tamam. Şimdi şunu alalım. Orada büyücü daha var. Onu da alalım. Gel bakalım, kuru kafalar. Temiz. Kaçını alabildik? 66. Güzel. Biraz candan gitti işte yine maalesef. Ama en azından 119'a çıktı. Marketten gidebilirim. Maksimum candan gidebilirim. Maksimum candan gidelim. Canımız artsın. Marketi sonraya erteleyebilirim. Sorun yok. Çünkü 200'üm de yok zaten. Evet, şimdi buradan Mijra'ya gideceğim. O bize ne veriyor onu da görelim. 25 canı da aldık. Evet, Titan kanı verecek. 2 tane vardı. Güzel. 99'um aslında, öyle düşünün. Maksimum 139 oldu. 2 tane ölüm kovucum duruyor. Bir de %500 olayım. Bakın şu an hala geçerli. 2 tane var sanırım ondan. Şöyle. Bir de her odada %10 can doldurma vardı. Tuzak %500 verdiği için bolca tuzağa çekeceğim. Burada ekstra bir şey görünmüyor. Hemen gidelim. Onu sürekli tuzağa çekeceğim. Yaptığı büyülerden kaçmaya çalışacağım. Hemen şöyle sohbeti geçelim. Evet, şöyle ilk tuzağa doğru çekelim. Gel bakalım. Yakalandı mı? Şöyle gel, şu tuzağa gel. Biraz daha şöyle yapmam lazım. Uzak olursam koşuyor üstüme. Şöyle. Aynen. Bakın 600 vurdu.
Gel gel gel. Şurada bakın şunu yakalamışken temizleyelim de sorun olmasın. Şu tarafa gel. Evet ona da yakalandı. Çok güzel. Gel gel. Al şunu aç. Erken açtı. 3 4 5 Gel bakalım. Girdi yine. Aa niye çalışmadı? Ya bunu kilitledim bir şey oldu. Tuzağa yakalanmadı. Şuna gel bakayım yakalanacak mı? Oo yine açtı bunu. Kaçamadım. Bunu erken beklemiyordum. Tuzağa çekecektim. Şöyle bir köşede durayım bakayım şuna girecek mi? Gel. Hah girdi güzel oluyor. Harika. Harika bir kere daha yakalattık. Şunları da temizleyeyim arada. Şimdi yine basar. Aynı yere büyüyor. Aynen 1, 2, aa kaçamam. 3, yine kaçamadım. Neyse olsun. Hiç 80 canım var. Hiç böyle moral bozmaya gerek yok. Olabilir öyle şeyler. Ölüm kovucularım da duruyor. Yine yakalattım tuzağa. Çok güzel. Buna da gel. Gel. Evet ona da yakalandı. Bakın çok güzel. Şimdi yeteneği açtı şu an. Canı çok az bu arada. Şimdi yapacak yine evvel. Oh şunu açtı. Tamam. Güzel. Şu tuzağa doğru gel. Oh şu şimdi açtı. 1, 2, 3, 4, 5. Gel bakalım şu tuzağa doğru bir çekebilirsem kendisine. Şuraya doğru gel gel gel. Güzel bakın. Çok az canı kaldı. Bir kere daha tuzağa sokabilirsem. Oh şunu açtı. Dikkat ediyoruz. Kaçmam lazım. Şunu da bir alayım da sürekli büyü atıyor bana. Şu tuzağa gel. Gel gel. Oh, yine açtı. 3 4 5 Şu tuzağa çekelim. Heh, harika. İşi bitti tuzakta. Güzel. Nasıl dedi? Biz de bunu iyi kullandık. O işte bakın o yeteneğin faydası burada. Şimdi ise geldi. Titan kanını alıyoruz. 123 altınım da var. Güzel. Titan kanım da 3 oldu bu arada. Şimdi burada alacak ekstra bir şey yok. Tamam canımız şu an 59 eksik. 2 ölüm kovucu da duruyor. Şimdi arada bir can doldurma yerimiz var. Kapıdan geçince de bir can aldık. 3 can alıyorduk her geçişte normal. Evet burada Hades biraz rahatsız oldu sanırım. Burada bakacağım bir şey var mı diyeyim. Bakayım tamam. Can doldur. 42 dolduruyor. Harika. 125 oldum. 14'te maksimum var. Şimdi şuradan satma olayına gelip şunu hiç kullanmadım. Yani bunu 155 altın için vereceğim. Çünkü maksimum can doldurma şansım da olabilir. Şey ölüm kovucu. Yani bunu kullanmadığım için veriyorum. Tamam. Şu ileri doğru atıp bir yansıtmayı kullanıyoruz. O yüzden o kalsın. Şimdi yine aynı olayı alabilirim. Her odada %10 can doldurma iyi olur. Zaten 14 eksik. 3 odada bunu alırız 1. 29'da mor puan. Harika. Ekstrası olur mu acaba? Onu da düşünüyorum. Şimdi şunu bir alalım 45. Şunu al. Evet ekstrası da oldu. 29 yerine 35 verdi. Çok güzel. Şu da kristalimi arttırıyor. Ona gerek yok. Çok kullanmıyorum. Mor puanı da 193 oldu bakın. Titan kanı 3. Anahtar 2 de şu an. Şeyi açtık ya 4 anahtara 5 anahtar varken mızrağı açtık. Bonus geldiği zaman mızrağı onu da kullanacağız. Hep bonus hangisindeyse ona gideceğim. Bir de yeni silahlar açabilirsek vesaire bakacağız. Şimdi süremize bir müsaadenizle bakıyorum hemen arkadaşlar şöyle. 34 dakikayı geçmişiz. Şöyle yapalım. Biz burada bölüm bitirelim. Bir sonraki bölüm buradan devam edelim. Eğer siz de bana destek olmak isterseniz abone olarak katkıda bulunabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalın.